Ne yazık ki sadece insanlar tek tipli düşünürler. Tek tipli düşünmeyi meyilliler ne yazık ki, özellikle ülkemizde genel olarak öyle bir düşünce hakim. Anlayış da şu an egemen anlayış da şu an ne yazık ki bu şekilde düşünüyor. Hele bazı bölgeler var, işte örneğin ben yaşadığım şehir Van'da. Bunu daha keskin bir şekilde görüyoruz. Mesela bu, bir de engel grupları da düşünecek olursak, daha böyle ötekileştirilmiş bir duruma düşüyor ne yazık ki. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Daha çok mücadeleyle, daha çok birlik olarak, daha çok insanların bilinçlendirmek için çalışmalar yaparak, öyle oturarak beklemeyerek, bunun için mücadele yürüterek ancak bir çözüme ulaştırılabilir. Aslında şöyle söyleyeyim, yani evet, bu bizim hissedilebilen zemin, yani görme engellerin kılavuz yolu, halk deyimiyle sarı şeritler kaldırımda bulunan, hala halkımız ne yazık ki bunun tam bilincinde olduğunu söyleyemeyiz. Yani öncelikle bunu insanlara söylememiz gerekiyor. Daha çok söylememiz gerekiyor. İşte bu bir kılavuz olduğunu, bu bir yol, geçit olduğunu, bunu biz bunu takip ederek yürüdüğümüzü anlatmamız gerekiyor. Şey gelecek olursak, ne yazık ki yerel yönetim de aslında yerel insanların iradesi hiçe sayıldığı için bu kayyum zihniyeti, zaten az önce değinmiştim birazcık, işte bir tek düşünce hakim olduğu için farklılıkları ne yazık ki engelli olsun, işte yaşlı olsun veya başka olsun, farklı inançlar olsun, farklı şeyler olsun, kendi gibi olmayanları dışlamayı severler, dışlamayı normal görürler, bunu mübah görürler. Birçok ne yazık ki havada kaldıklarını da görüyoruz. O olumlu tutumlara sahip olanlar da ne yazık ki o kadar da etki olmuyor. Sadece düşünürler, ama bunu pratiğe dönüştürmeye gelince ne yazık ki havada kalıyor. Örneğin bizim temsiliyetimiz, işte meclislerde, gerek belediye meclislerinde olsun, gerek genel meclis olsun, ne yazık ki bizi temsiliyet hakkı da yeterince siyasi partiler tarafından tanınmıyor. Yani böyle bir durumda, yani diyor ki ben senin hakkını savunurum, ben senin adına konuşurum, senin konuşmana bile gerek yok. Ya arkadaş, ben konuşmak istiyorum. Örneğin biz doktora gittiğimizde refakatçimiz mı bizim dertlerimizi doktora anlatacak, yoksa biz mi anlatacak? En iyisi biz anlatırız. Onun için biz her şeyden önce temsiliyet kazanmak istiyoruz. Olması gereken. Yani ülkemizde şu an %12'den fazla engelli bireylerin olduğunu istatistikler sonucunda biliyoruz. Ancak ne yazık ki meclise baktığımızda, bırakın %12'yi, %5, %2 bile ne yazık ki sandalye engelli bireylerden oluşmuyor. Yani ne yazık ki temsil şeyimiz yok. Temsil hakkımız bile bize çok görülüyor. Bu çalışmada olsun, bu işte aslında alttan başlıyor. Yerel yönetimler de üstüne düşen görevleri ne yazık ki yerine getirmiyor. Mesela ben somutlaştırarak bazı noktaları dile getirmek istiyorum. Yıllardır otobüslerde sesli anons sistemi istiyoruz. Ama ne yazık ki hep yaptık, hay yapacağız. Yani tabii bizim yoğun çabalarımızın sonucu birkaç otobüste, yani sanki böyle işte biz yaptık oldu gibisinden birkaç tane sembolik olarak yaptılar birkaç otobüslerde. O otobüslerde de kimi durağı söylüyor, kimi durağı söylemiyor. O aynı numaralı otobüsler kimi söylüyor, kimi söylemiyor. Seslendirilmesi ne yazık ki sağlam bir altyapıda daha yapılmamış. Ama biz yıllardır bu mücadeleyi yürütüyoruz. Bu bizim için hayati önem taşıyor. Sadece bu sıkıntıdan dolayı ben saatlerce otobüste oturmak zorunda kaldığımı hatırlıyorum yani. Ve buna benzer işte kaldırımlar dediniz. Ondan sonra resmi kurumlar olsun, birçok kurumda ne yazık ki erişebilmemiz mümkün değil. Üniversite okuduğum süre zarfında da
Ne yazık ki böyle bir durumla karşılaştık. İstemsel yine bir hatadır, bir eksiklik, bir yanlışlıktır. Şu şekilde bu halk otobüsleri belli bir ihale yapılmış. Bu özel gereksinimli bireyler ve yaşlılar için her şey belediyemiz bulunduğumuz Van şehrinde belediye bunlara her ay başı belli bir ücret veriliyor. Ancak hiç yolcu taşısa da taşımasa da aynı ücret alabiliyorlar. Yani adamların şöyle bir düşüncesi var. Ya ben bunu alacağım ama normal bir yolcu alırım. Hem zaten ben alacağımı almışım. Biraz daha bir tık daha kazanmış olurum. Ancak şöyle bir şey yapılsa, zaten akbil sistemi var. Ne kadar akbil, ne kadar kart basılmışsa ona göre bir hesaplama yapılıp ona göre ücretlendirme yapılırsa bu sorun büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olur.